bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ee, tüm gün sosyal medyada konuşulan bir ismi, bir genel başkanı ağırlıyoruz. Ee, ben bir kaza 1500 lira vermenize <laughs> çok üzüldüm. Vermedim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ya bir daha önce böyle bir şey oldu da gene aynı şeyi söylemiştim. Onunla başlayayım. Biraz espriyle başlayayım. Fiziğimle değil fikirlerimle istiyorum. <laughs> 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 bir şey. E ama hani şakayı bir tarafı bırakırsak açık söyleyeyim ben yurttaşın siyasetçiyi sorgulamasını çok iyi bir şey olarak görüyorum. Bu bir kazanım Yani kim olursa olsun şimdi şöyle bir şey yok. Biz genel olarak ne savunuyoruz? Yurttaş siyasetçinin her davranışını, her sözünü, her eylemini sorgulamalı. E şimdi söz konusu olan biz olduğumuzda hayır bizi sorgulamayın diyecek bir durumumuz yok. Bizi de sorgulasın. Biz çok rahatız. Kazan 1500 ee, lira verdiniz. Yok no, gerçekten <laughs> vermedim. Yani bir uzun zaman önce aldığım bir kazak ama... Bakın şuna çok seviniyorum. Hatırlayacaksınız ben daha önce defalarca çağrı yaptım. Diyor ki tüm genel başkanlar mal varlıklarını açıklasınlar. Yani, halka karşı şeffaf olmak zorunda bir siyasetçi. Ben bu açıdan çok rahatım. Ya yani, en şeffaf siyasetçilerden bir tanesiyim. Ee, mal varlığımı açıklamakta hiç zorlanmıyorum. Kaç değil mi? madde olur? Değil mi? <laughs> Hayır, çok kolay oluyor. Ben evim yok. <laughs> bir tane 2013 model arabam var. Onun dışında bankada param falan da yok. Yurt içi, yurt dışı hiçbir yerde. Benim açımdan bu kadar basit. Bütün siyasetçiler de bunu yapsınlar yani arkadaş. Mal varlığınız siyasete başladığınızda neydi? Şimdi ne? Yıldan yıla bunları açıklayın. Bu çok e, iyi bir şey. Fakat e, hani bu meselede şunu isterdim onu söyleyeyim. Bir kere mesela AKP iktidara geldiğinde o kazak kaç paraydı? Şimdi kaç para oldu? Mesela bu sorgulansa ve buradan Türkiye ekonomisinin ne kadar kötü durumda olduğu Bakma Görünürse, şansınız oldu e, mu? Sevinirim. En az 7-8 kat artmış e, diye arkadaşlardan aldığım bilgi. Ama daha önemli bir şey söyleyeceğim size. Şimdi geçen hafta mecliste buradan da hepsini teker teker sevgiyle selamlıyorum. Kartonsan işçileri grevde şu anda. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bakın patron 666 milyon lira bir yıllık kar açıklamış. 666 milyon lira kar yapan bir şirkette işçiler diyor ki kardeşim bizim de maaşımıza makul bir zam yap yapmıyor. Sonunda işçiler grev kararı alıyorlar, greve gidiyorlar. Bugün 41. <laughs> günü şu anda. 41 gündür seslerini duyurmak, haklarını almak için mücadele ediyorlar. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Grevi yılbaşı 31 Aralık'ta ziyaret etmiştim. O zaman arkadaşlara demiştim ki, genelde siyasetçiler böyle hani halkın içine geldiklerinde halkın lehine konuşurlar, Ankara'ya gidince unuturlar. Ben size söz veriyorum dedim. Ben burada hiç konuşmayacağım. Sizi dinlemeye geldim. Buyurun Ankara'ya gelin. Ankara'da beraber konuşalım. Sizin sözlerinizi meclisten taşıyalım diye ve arkadaşlar geçen hafta Ankara'ya geldiler. E, keşke şansımız olsaydı onlar konuşsaydı. Aslında hani benim hayalimdeki meclis öyle bir meclis yani işçilerin vekil olduğu, işçilerin konuşabildiği ama işte meclis prosedürleri falan ancak basın toplantısı odasında misafir edebildik. E, arkadaşların konuşmasının da o sınırlar çerçevesinde mümkün yoktu. Ben de sinirlendim durumu grev gözcüsü önlüğünü üstüme gidin. Ya şimdi Bugün mesela o haberleri görünce keşke kırmızı kazağım yerine mavi grev gözcüsü önlüğüm tartışılsaydı. Yani onun fiyatı da 50 lira. <laughs> yani Onu konuşmak lazım bu memlekette ama e, siyaset maalesef biraz manganize ne diyor? Bir de hiç tartışmıyoruz tabii. Trollerin bir çabası bu. Buna da çok mutluyum. Onu da söyleyeyim. E, şükürler olsun ki bizim tartışılabilecek tek konumuz kazamız. Yani hırsızlık yapsak, yolsuzluk yapsak arkamızda bir şaibi olsa sabah akşam onun üzerinde tepineceklerdi böyle kazıyorlar hani tipe dönük son dönemde artan ilgiyi fark ettiler. Kazıyorlar acaba biz buradan ne bulacağız? Kötü bir şey ne bulabiliriz diye. İşte bunu bulabildikleri bu hiç Sağda problem de artan bir ilgiyle. Bu çok arttı. Onu söyleyeyim biz çok heyecanlı, çok mutluyuz. Bütün parti örgütümüz deyim yerindeyse yani 7 gün 24 saat faaliyet halinde. Yani galiba şöyle oldu. Yani 3-4 yıldır Türkiye İşçi Partisi'nin yarattığı o birikim. Yani 3-4 yıldır bir şeyler söylüyoruz. O birikiyor, birikiyor, birikiyor ve artık böyle seçime doğru giderken genel olarak bir siyasallaşmada artış olunca insanlar artık hani son düzlüğe girdik ve bir şeyler yapmamız lazım diye düşününce bizim çok uzun zamandır iddia ettiğimiz gibi düzen siyasetinin kapsayamadığı, düzen siyasetinden heyecan duymayan, umut duymayan Geniş kesimler Türkiye Eşçi partisi saflarında yer almaya ve bu mücadeleye ortak olmaya karar verdi. Bu zaten hayatın her alanında hissediliyor. Yani e, sosyal medyada hissediliyor, sokakta da hissediliyor, işte grev meydanlarında da hissediliyor. Partinin mesela sadece bu hafta sonu için söyleyeyim, hani Adana'da, Mersin'de, işte Muğla'da, Kocaeli'nde büyük alt toplantıları yaptık. Yani oralarda 80 sonrası bakın 1980'den bu yana bir sol partinin yaptığı en kalabalık etkinlikleri yaptık. Bu illerin hepsinde böyle oldu. Onun dışında İstanbul 19 ilçesinde aynı anda üye tanışma toplantıları yapıldı. Yani sadece son 15 gündür partiye katılan Doğru. insanlarla eklenildi o da var mı böyle? Her yerde. Mi? Bakın tamamen Türkiye'nin bütün coğrafyası. Bir de şöyle bir şey var onu da söyleyeyim. Ee, mesela rakam olarak da size. Işte. Kadıköy e, bizim en güçlü olduğumuz ilçe örgütlerinden bir tanesidir üye sayımız açısından baktığımızda. Mesela son dalgada Kadıköy'e gelen sayı çok büyük değil, Sultanbeyli daha fazla. Yani ilk defa aslında emekçi mahallelerinde, daha önce belki de sesimizin ulaşmadığı yerlerde de Türkiye İşçi Partisi'nin görülmeye, duyulmaya başlandığını ve üye katılımlarını hissediyoruz. Ve yani çok önemli. çok böyle tip yönelik bir gözlemin var, doğru mudur? Yani en fazla 18-25 yaş aralığında. Onlar artık ilk defa oy kullanacaklar. İlk defa artık benim siyasi bir pozisyon almam gerekir diye düşünüyor. Orada bir ağırlık hissediyoruz. Ama onun ötesinde de mesela emekliler arasında da partinin etkisinin arttığını görüyoruz. Bizi en çok heyecanlandıran şey ise yıllardır hani biz İşçiler siyaset yapmalı diyorduk ya. Şimdi bakın daha önceden hiç solla, sosyalizmle, bizim dünya görüşümüzle ilgisi olmuş. Hatta genellikle işte kendisini milliyetçi, muhafazakar olarak tarif eden e, işçi arkadaşlarımız arasında da Türkiye İşçi Partisi'nin bir seçenek haline gelmesi bizim bazı duvarları yıktığımız anlamına geliyor. Böyle açık söyleyeyim bizim açımızdan şu. Beş yıl önce Türkiye İşçi Partisi'ni yeniden kurmaya karar verdiğimizde bizim bir hayalimiz vardı. Bugüne kadar sosyalizmi sadece antikomünistlerden, sosyalizm düşmanlarından dinleyen insanlara sosyalizmi ilk defa sosyalistler anlatsın demiştik. Ee, ve bu iddialı yola çıkmıştık. Şimdi onda epey yol aldığımızı görüyoruz. Tabii şimdi önümüzdeki seçim döneminde bunların hepsinin sonuçlarını daha net göreceğiz. Ee, mesela hafta sonları falan böyle yoğun geçti. Şimdi buraya gelirken hala yolda çalışmak zorundaydım. Yani 7 saattir sabah partinin seçim komitesiyle bir toplantıdayız. Ya yani il, il ilçe ilçe Türkiye'nin dört bir yanında durum ne bizim durumumuz ne genel durum ne ne yapabiliriz nasıl gidiyor hem genel olarak Türkiye projeksiyonuna ulaşmaya çalışıyoruz hem de partinin en etkili olabileceği yol ve yöntemleri arıyoruz. Çok o yöntemlerde yani nerede kim nasıl aday gösterilecek ayrı ya yani bir çatı altında mı aday gösterecek öyle mi? Ya Bakıyorsun. bizim açımızdan şimdi bir kere tipin durumunu objektif olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi şunu söyleyeyim bakın çok zor bir seçime gidiyoruz. Yani zor derken. E, benim görebildiğim kadarıyla bu Tayyip Erdoğan devri sona erdi. Hani bu yeter yeter söz milletin diye 14 Mayıs atıfı yapıyorlar ya bence e, halk Tayyip Erdoğan'a yeter diyor yani. Bu, bu, net. Yani sokakta gördüğümüz tablo bir de ya gerçekten komik yani. Geçen bir hesap yapmıştı. bin günün üstünde bir iktidardan söz ediyoruz. Değil mi? 20 yıllık bir iktidar. Yani ne yapıyor? 7500 günlük bir iktidar. Şimdi gelmiş 7500 gün sonra yeter diyelim diyor. Halk oraya bir yeter çekmiş. Fakat esas mesele şu Şule Hanım. Bakın bunlar çok... E, usta siyasetçiler. Yani oyları azalsa da, halkın desteğini kaybetseler de koltuklarını nasıl koruyabileceklerine ilişkin çok ince planlar yapıyorlar. En son bu seçim sistemindeki değişikliğin zaten esas nedeni buydu. Yani AKP ve MHP oyları düşse de koltuklarımızı nasıl koruyacağız? Parlamentoda çoğunluğu alabilir miyiz? Ya da azınlığa düşeceksek bile mümkün olduğunca yüksek sayıda temsil elde edelim diye. Şimdi bu bütün muhalefet güçlerine de büyük bir sorumluluk yüklüyor. Şimdi ben mesela sadece Türkiye İşçi Partisi açısından bakmıyorum mesela Emek ve Özgürlük İttifakı açısından bakıyorum. Sadece Emek ve Özgürlük İttifakı açısından bakmıyorum. Toplam bütün muhalefetin e, olabilecek en güçlü yere gelebilmesi için önümüzdeki seçimlerden sonra ne yapmak gerekir buna ilişkin kendi önerilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bütün partilere de bu çağrı yapıyoruz. ki hepiniz bakın. ya Bütün partiler otursunlar tek tek il il, il, il ilçe ilçe mahalle mahalle Türkiye'yi analiz etsinler kendi açılarından. Sonra oturalım bunları bir masaya serelim. En etkili sonuç ne olacak buna bakalım. Yani siz kendi ittifakınıza değil bugün diğer ittifaklara da yani altılı masa üzerinden Millet ittifakına da diyorsunuz ki nerede kim nasıl güçlü en geniş şekilde yani mecliste olabilmek bu iktidarı seçimle gönderebilmek için bu çalışmaları siz de yapın diye siz tabii. çağrı yapıyorsunuz. Tabii, 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 net şunu söyleyeyim. Bizim mesela bütün muhalefetin asgari seçimdeki başarı <laughs> çıtasını şuraya koyması lazım. Biz bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek konusunda ortaklaşıyoruz değil mi? Yani bütün muhalefetin en temel zemin Burası ortaklaşma zemin. E peki bunun için ne gerekiyor? Parlamento'da 360 milletvekiline muhalefetin ulaşması gerekiyor mesela. E şimdi bunu hep beraber oturup düşünmek gerekmez mi? Ya yani ben açık söylüyorum biz Türkiye Şibası olarak şöyle bakıyoruz. Ya yani bizim bir vekilimiz fazla olmuş, üç vekilimiz az olmuş, beş vekilimiz fazla olmuş. Bundan daha önemli bir şey var. Muhalefetin 360'ın üstüne çıkması. E aynı şey diyelim ki Emek Özgürlük İttifakı bir almış, 3 almış, 5 almışın ötesinde toplama bakması lazım. Aynı şey Altınlı Masa'ya da tavsiye ediyorum. Ya şimdi mesela bizi en fazla rahatsız eden şeylerden bir tanesi bu. Yani artık biraz geride kaldı. Umuyorum aşılmıştır onlar. İşte kim kaç vekil alacak, kimin listesinde yer alacak, kim hangi bakanlığı alacak falan. Ya arkadaşlar bırakın şunları ya. ya. Önce şu memleketi bir düzlüğe çıkartalım. Ondan sonra oturur bu tartışmaları yaparız. Orada da karar verici olan halktır deriz. Mesela şimdi Türkiye'de antidemokratik bir seçim sistemi var. Baraj hala yani %7'ye düşürüldü sözde ama hala yerinde duruyor. E, siyasi partilerin hazine yardımından aldığı parada büyük bir eşitsizlik var. E, propaganda imkanları arasından büyük bir eşitsizlik var. Yani hani Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi bir kenara koyalım. Onlar olmasa da böyle çok son derece demokratik bir seçim yok ki. Bir kere bunu bir düzlememiz gerekiyor. E, o yüzden büyük bir hassasiyetle çalışmak lazım. E, tekrar ediyorum. Hiç kimsenin kendisini, partisini, sadece kendi ittifakını düşüneceği bir dönemde değiliz hep beraber memleketi bu karanlıktan çıkartmaya odaklanacak. Sağduyulu, sağlıklı, gerekiyorsa fedakarlık, gerekiyorsa sorumluluk üstlenecek bir çalışma yapmak lazım. Ha ama burada özel şunu da söyleyeyim. Tabii ki biz şunu önemsiyoruz. Şimdi Türkiye İşçi Partisi bir heyecan yarattı. Türkiye İşçi Partisi belirli bir güç biriktirdi. Başından beri biz ne diyorduk? Bizim derdimiz mecliste 1 2 3 5 tipli olması değil bu memlekette mücadele eden insanların meclise taşınması için tipin bir aracı rolü olabilir. Yani mücadele eden kadınların, mücadele eden ekolojistlerin, mücadele eden işçilerin, mücadele eden Boğaziçi'ndeki gencin, Rize'deki kadının değil mi? bunların meclise taşınması için bir işi üstleniyor tip. Yoksa Mecliste iki tane daha fazla Türkiye İşçi Partisi üyesi yöneticisi olsun. Böyle bir derdimiz yok. Böyle bir beklentimiz yok. Bu amaçla hani toplumun mücadele eden ve siyasetin dışına itilmek istenen ama bana sorarsanız da Türkiye'nin geleceğini inşa etme potansiyeli olan toplumsal muhalefet güçleriyle bu seçim sisteminin getirdiği kısıtları karşı karşıya koyacağız ve en doğru sonucu almaya çalışacağız. Peki ortak mutabakat metnini altılması açıkladı ve orada %3 önemli barajı baraj olarak öngörüldü. Siz ortak mutabakat metnini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu inceleme şansınız oldu mu ve metnin anladığım kadarıyla bu altılı masadaki dağınıklık Hı. problemini de bir şekilde ortadan kaldırmış ve genellikle beğenilmiş bulunuyor. Sizin bu konudaki yorumunuz ne? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi iki ayrı muhalefet bloğu var Türkiye'de. Hı. Biz hatırlarsanız bir yıl önce Emek ve Özgürlük İttifakı'nı kurmadan Türkiye'nin üçüncü bir ittifaka ihtiyacı var mı yok mu tartışmaları yapıyorduk. Şimdi ben mutabakat metnini okuduğumda e, hızlı okudum. Sonra arkadaşlarımızla değerlendirdik. Yazılanları değerlendirmeleri takip etmeye çalıştım. Ama içimdeki duygu şu şey oldu. Yani bu metin Türkiye'nin neden bir üçüncü ittifaka ihtiyacı olduğunu da gösteren bir metin. Yani devletteki bir takım <laughs> bozulmalara ilişkin kendilerince çözüm önerilerini geliştirmişler bir bir da tabii ki katılabileceğimiz şeyler var ee, ama dikkat ederseniz toplumsal sorunlara doğru merceği büktüğünüzde orada metin zayıf kalıyor yani devletin sıkıntılarını çözme konusunda bir devlet tecrübesini falan yansıtan e, yanlar var ama ne bileyim mesela biz hani en çok